Lütfen çok iyi düşünün. Bu dediklerimi iyi düşünün. Şimdi hep duymuşsunuzdur. Allah rızası için şunu yap. Allah rızası için bunu yap. Evrende milyarlarla galaksinin yer aldığı bir evren ve o milyarlarla galaksinin içinde Samanyolu'nun yeri yok ve o yokluğun içinde senin dünyadaki yerin ne? Sen bu evreni yaratan, bu sonsuz varlığı yaratan için ne yapabilirsin? Onun senden razı olması ne demek? İşte burada iyi düşün. Allah kelimesi bütün varlıktaki her bir birimi tek tek anlatır. Çünkü o, zahir olan odur ve onun dışında bir varlık yok. Dolayısıyla senin esma hakikatin de Allah'tır. Dolayısıyla Allah rızası için iş yapıyor, iş yap demek sen kendi hakikatına ermek, hakikatını tanımak, hakikatinle bir olmak ve hakikatin de yok olmak için bu işi yap demektir. Yani hakikatin olan esma varlığın için yap demektir. Allah rızası için bir şey yap demek. Yukarıdaki, ötedeki bir şey için değil. Bunu çok iyi anlayalım.